Şimdi hareket problemlerindeki mantığımız ne olması gerekiyor? Hareket problemlerinde şöyle bir temel bir aslında fizik belki fizikle çelişiyor bazı noktalarında. Orada hızı farklı bir şekilde tanımlıyorlar. Biz x eşittir v çarpı t diyoruz. Burada yol eşittir hız çarpı zaman oluyor. Temelde iki tane benim formülüm var. Bu iki formülle her şeyi çözebiliyorum arkadaşlar. Birincisi bu. Yol eşittir hız çarpı zaman. İkincisi de ortalama hızla ilgili bir şey. Ona word diyoruz ve ortalama. Bu da toplam yol bölü toplam zaman diyoruz. Toplam yol. Buna delta x bölü delta t de diyebiliriz veya toplam yol bölü toplam zaman şeklinde de söyleyebiliriz. Yani ortalama hız diyorsa bana hız hani tabii ki de yol bölü zamandır ama toplam ortalama hız diyorsa toplam yolu toplam zamana bölüyorum. Burası önemli. Bu iki formülden bütün soruları çözebiliyorum diyorum ama nasıl çözeceğim? Şöyle bunların arkadaşlar oran orantıyı da zaten görmüştük. Oran orantı cinsinden bunları böyle bir şey yapacak olursak kıyaslayacak, birbiriyle olan ilişkisini değerlendirecek olursak. Şimdi V ve T nasıl orantılıdır? Bakın çarpım yan yana çarpımsa ters orantı olacaktır. Yani hız arttıkça aynı mesafeye daha kısa sürede ulaşırız değil mi arkadaşlar? Hız arttıkça. Ters orantı olacaktır. Peki x yani yol ve şey arasında nasıl bir ilişki vardır? Zaman veya hız arasında. Bunlar arasında da doğru orantı vardır. Yol arttıkça zaman sabit olmak üzere hız artar. Yani hızın artması gerekir ya da hız arttıkça yol artar diyebiliriz. Yine aynı şekilde hız sabitse zaman arttıkça yol artacaktır. Yani zamanla hız ve yolla arkadaşlar yolla hız ve zaman doğru orantılı ama hız ve zaman kendi aralarında ters orantılı olacaktır. Bunları da mantıktan biliriz. Şöyle bir formül vermiş arkadaşlar. İsterseniz kullanabilirsiniz. Çünkü V1 ve V2 hızları ile alınan yollar eşitse word eşittir 2 çarpı V1 çarpı V2 bölü V1 artı V2. Yani bunu ezbere bilmenize de gerek yok ama kısa olarak hani eğer aklınızda varsa bir hatırlatma olur. Ya mesela ne diyor ki bunu nerede kullanabilirsin? Aynı yolu gidip gelme durumlarında bu kullanılabilir demiş. Az önce söylediğim şeyler burada tekrar ediyor. İşte hız, yol ve zaman arasında daima bir orantı vardır. Hız yol ile doğru. Çok şükür. Hız yol ile doğru. Zaman ile ters orantılıdır. Yol ile zaman doğru orantılıdır. Bunları az önce bahsetmiştik zaten. Şimdi gelelim sorumuza. Aralarında 720 kilometrelik uzaklık bulunan, 720 kilometre uzaklık bulunan iki şehir arasında çalışan bir otobüs diyor. 60 kilometre saat ortalama hızla gittiğinde otogara 3 saat geç kalıyor. Otobüsün zamanında seferini tamamlayabilmesi için hızının ne kadar olması lazım? Ne kadar artırması lazım yoksa ne kadar artırmalıdır? Şimdi 3 saat geç kalıyormuş. X eşittir V çarpı T idi. Yani yol o da 720 arkadaşlar eşittir. Hız o da 60 çarpı T diyeceğiz. Burada her tarafı 60'a böldüğümüz zaman 60'a böldüm. Ne gelecektir bize? T eşittir 720 bölü 60'tan 12. Demek ki 12 saatte gidiyormuş 60 kilometreyle. Ama böyle gittiği zaman ne oluyormuş? 3 saat geç kalıyormuş. Dolayısıyla 12'den 3 çıkartmamız gerekecek. 12'den 3 çıkarttığım zaman da 9 kalacak. Demek ki bu aslında yolun sürmesi gereken süre 9 saat. O zaman 720'yi 9'a böldüğüm zaman olması gereken hızı bulacağım arkadaşlar. 9'a böleceğim. 90 değil. Böldüğüm zaman ne gelecektir? 80. 80 kere 8 kere 9 72 zaten buradan geliyor. 80. Demek ki aslında hızının 80 olması lazım. Hızı neydi? 60'tı. 60'tan 80'e çıkması için 20 artırmamız lazım diyoruz arkadaşlar. 20 kilometre saatte 20 kilometre artırması lazım bunun hızına. Ne olduk? İkinci yönümüze bakıyoruz. Ortalama hızı saatte 30 kilometre olan bir aracın yani hızın arkadaşlar V eşittir nedir? 30 kilometre bölü saat değil mi? Araçlardaki hız göstergesi de bu. Yani hızın birimi uzunluk bölü zaman olacak ama kilometre bölü saat olabilir, metre bölü saniye olabilir, dakika bölü işte metre bölü dakika olabilir değil mi? O artık hız birimi sorun içerisine göre biz onu değerlendireceğiz. Burada ise 30 kilometre, saatte 30 kilometre diyor yani hızı 30 kilometre bölü saat. Bir aracın 5 dakikada kaç metre yol alacağını bulun. Kaç metre diyor arkadaşlar bakın metre. Diyorum ki bu 1 saatte arkadaşlar 30 kilometre yol alıyormuş. Yani 30 bin metre değil mi arkadaşlar? 30 bin metre yol alıyorsa 5 dakikada. 5 dakika 1 saatin ne kadarıdır?
5 dakika. 1 saat ne kadar da 60 dakikaydı değil mi? O zaman 5 bölü 60 diyeceğiz. Yani 1 bölü 12 saat. 1 bölü 12 saatte ne kadar yol olacaktır? Bunun 12'de 1 kadar olacaktır. Yani 330 bini arkadaşlar, 30 bini ne yapacağız? 12'ye böleceğiz. 2 kere 12, 24. Çıkarttık. Ne kaldı buradan? 60 bin. 60 bin içerisinde de 12, 500 devam eder. Demek ki 2500 metre diyoruz arkadaşlar. Olacaktır diyoruz. Bunun 5 dakikada alacağı yol. Yani birimler arasındaki değişimleri de yapmamız, geçişleri de yapmamız gerekebiliyor. Ada evden markete 25 metre bölü dakika hızla gidip, bakın bu defa hız birimi ne? Metre bölü dakika. Hızla gidip eve 15 metre bölü dakika hızla dönmüştür. Gidiş dönüşün ortalama süresi 16 dakika olduğuna göre ev ile market arasında kaç metre vardır diye sormuş arkadaşlar bize. Burada artık yavaştan şekil çizmeye başlayabiliriz. Bu ev olsun. Eve ev diyelim arkadaşlar. Şöyle girelim. Ev. Burası ev olsun. Burası da market olmuş olsun arkadaşlar. Şimdi daha belirgin hale getirelim bunu. Ev ile market arasında. Şimdi diyor ki giderken ne kadar da gidiyormuş? Evden markete bakın 25 metre bölü dakikada gidiyormuş. Dönerken de ne kadar geliyormuş arkadaşlar? 15 metre bölü dakika. Diyorum ki bunu sonuçta giderken dönerken dediğinde, yani ev ile market arasındaki aynı yolu kullandığına göre yollar sabit midir? Sabittir. O zaman giderkenki hızına ben T1 desem arkadaşlar, dönerkenki hızına da T2 desem, ne diyeceğim? Hız çarpı zaman eşittir yol. Yani ev ile market arasındaki mesafeyi de x diyelim arkadaşlar. X eşittir. Ne diyeceğiz? 25 çarpı T1. Aynı x eşittir 15 çarpı T2'dir, değil mi? Bunu yaparak T1 ile T2 arasındaki ilişkiyi bulmaya çalıştık. 25 ile 5 ile sadeleştirdiğim zaman her iki tarafı 5 tane 5 T1 eşittir 3 T2 olacak arkadaşlar. O zaman KK diye oranlayacağız. Burasına 3K dersek diyoruz. Burasına ne diyeceğiz? 5K. 3T ders. 3K, 5K diyebilirim. Toplamları, toplam aldığı süre, yani giderken aldığı süre 3K'ymış, gelirken aldığı süre 5K'ymış. Toplamları 16 dakika olduğuna göre arkadaşlar 8K eşittir 16. K eşittir buradan 2 gelecek. Bize ne diyor? K 2 gelirse mesela 3K dediğimiz ne olacaktır burası? 6 dakika olacaktır değil mi? 6 dakika. Bize bu yolu sormuş. Ne yapacağız? 25 çarpı 6 eşittir 150'dir diyoruz arkadaşlar. Yok. Buradan da bulabilirdik. Mesela burada da 15 çarpı ne yapacaktık? 6 bulduysak bakın şu T2'nin süresi ne olacak? T2 5K ya. 5K yani 10 olacaktır. 15 çarpı 10 da yine 150 verecekler. İstediğinizi yerine koyabiliyorsunuz. Burada dedik ya arkadaşlar konunun başında. Biz hız zaman problemlerin hepsi için kullanacağımız iki tane formül var aslında temelde. Tabii bunların değişik değişik varyasyonları var ama temelde iki formül var. X eşittir V çarpı T. Birincisi, ikincisi de Word eşittir Delta X bölü Delta T diyebiliriz. Yani toplam yol bölü toplam zaman. Bir araç gideceği yolun 2 bölü 3'ünü 3'te 2'sini saatte 40 kilometre hızla, kalan yolu da 60 kilometre hızla gittiğine göre bu aracın tüm yol boyunca yaptığı ortalama hızı ne kadardır diye sormuş arkadaşlar bize. Yaptığı ortalama hızı soruyor. Mesela yol A ile B arasında bir yol olsun arkadaşlar. Şöyle bir yolum var. Ne diyor? 3'te 2'sini ne kadarla gitmiş? 40 ile gitmiş. Şurada o zaman ben 2x diyeyim. Buraya da x diyeyim arkadaşlar. Buraya kaç metreyle gitmiş? 40 kilometre bölü saat hızla gitmiş bakın. Saatte 40 kilometre diyor. Geri kalanında 60 kilometre bölü saatle gitmiş. Bana neyi soruyor? Ortalama hız. Ortalama hız dediğimiz ne? Word. Word neydi? Toplam yol bölü toplam zaman arkadaşlar. Toplam yol bölü toplam zaman. Yani toplam yol ne kadar? Bakıyorum. 2x de buradan 3x değil mi? A, B arasındaki toplam yol bize 3x. O zaman Word eşittir diyorum arkadaşlar bakın. 3x bölü. Şimdi hızı bulacağım. Pardon. Toplam zaman diyeceğiz. Zamanı bulmam lazım. Zaman nasıl bulacağım arkadaşlar? Buradan bulacağım bakın. Zamanı. Yol var. Hız var. Ne yaparım? Şöyle formülü hatırlayalım. X eşittir V çarpı T. O zaman T nedir? X bölü V'dir. Yani yol bölü hızdır. Buradaki yol 2x. 2x'i 40'a böldüğüm zaman arkadaşlar bunun hızını bulacağım. Nedir o? 2x bölü 40 yani x bölü 20. Artı burada ne olacaktır? Buradaki hız şey buradaki süresi arkadaşlar geçen süre.
Toplam süre nedir? X bölü 60. Buradan da X bölü 60 diyoruz. Bunu paydayı 3 ile genişlettiğimiz zaman yukarıda 3x var bölü aşağıda 3x, bir x daha 4x bölü 60 olacak. Birinciyi aynen yazdık. 3x bölü 1 çarpı ikinciyi ters çevirdim çarptım. 60 bölü 4x dedim. Oradan gerekli sadeleştirmeleri yapıyorum. X'ler gider. 60'ı 4'e bölersek 15 olacaktır. Tabii 15 nerede olacak? Yukarıda olacak. 3 ile de 15 çarparsam 45. Demek ki bunun ortalama hızı 45'miş arkadaşlar. Ne değil? İşte 40 burada, 60 burada topladım. 40 artı 60 bölü 2 eşittir 50 değil arkadaşlar. Bunu böyle yapmıyoruz. Bu formülden gidiyoruz. Bir de her zaman zaten ortalama hız en düşük ile en yüksek arasında olacaktır. Yani şıklarda mesela 30, 40 falan varsa onları eleyebilirsiniz. 60 varsa direkt eleyebilirsiniz. Çünkü bu ikisinin arasında olması lazım arkadaşlar. Buradan 45'e ulaştık. Diğer soru. Arzu evinden okula 3 kilometre bölü saat hızla giderse 12 dakika geç kalıyormuş. Ev varmış, okul varmış ama onu yapalım. Ev. Burada da okul olsun. Şimdi saatte 3 kilometre bölü yani saatte 3 kilometre ile giderse bu. 3 kilometre saat diyor. Giderse 12 dakika geç kalıyormuş. Şuradan 3 kilometre bölü saat diyeceğiz arkadaşlar. Gitmesi gereken süre, normal gitmesi gereken süre var mı? Oraya varmış olması gereken süre t desek. Varması gereken süre, hani geç kalıyor diyor arkadaşlar. Eşittir t olsun diyorum. O zaman bu 12 dakika geç kalıyorsa ne olacaktır süre giderken? T artı arkadaşlar 1 bölü 5. Yani t bölü 5 dedim. Pardon. T artı 1 bölü 5 diyeceğim arkadaşlar. Niye 1 bölü 5 dedim? T bölü 5 demiyorum. 1 bölü 5. Çünkü 12 dakika, biz bakın bizim hız birimimiz arkadaşlar saat. Dakikayı saate çevirmem lazım. 12 dakika kaç saattir? 60 dakikanın 5'te 1'idir değil mi? O zaman 1 bölü 5 saattir. Bakın giderkenki aldığı yolu buradan bulacağız. Yani bu süre yukarıda da hızı vardı. Diyor ki eğer geç kalıyor. 4 kilometre bir saat hızla giderse, onu da farklı bir renkle göstereyim arkadaşlar. Mesela kahverengi göstereyim. Diyor ki 4 kilometre bölü saat hızla giderse bu defa da 6 dakika erken kalıyor, geliyormuş. O zaman varması gereken süre ne? Buradan yine T dersek arkadaşlar. T demiştik. Bunun 6 dakika erken. 6 dakika bir saatin kaçta kaçıdır? 10'da 1. O zaman T eksi 1 bölü 10 diyorum arkadaşlar. Buradan bana ne diyor? Okul ile ev arasındaki mesafeyi bulun diyor. Tamam, buluruz diyoruz. Bunları ne yapacağız? Birbirine eşiteceğiz. Aynı mesafe. Çünkü okul ile ev aynı. O zaman 4 çarpı diyorum arkadaşlar. T eksi 1 bölü 10 eşittir 3 çarpı T artı 1 bölü 5. Burada her tarafı direkt 10 ile çarpsam bakın. 10 ile çarpayım diyorum şuraların her tarafını. Yeşil renk tarafını. Burayı da 10 ile çarptım. Burayı da 10 ile çarptım ki küsürlerle uğraşmayayım. O zaman 40 vardı. Ne olacaktır? 40 T eksi 4 olacak arkadaşlar. Eşittir 30T 30 çarpı 1 artı 6. Sağ sola attığım zaman yine bunları artı 6 dedik. 10T eşittir 10 olacaktır. T eşittir 1. Yani olması gereken saat 1. Peki bana okulla ev arasındaki mesafeyi soruyordu. Tamam diyorum. Kaç ne diyordu? Kaç metredir arkadaşlar? Bakın metreyi buluyorum. Diyorum ki T'de burada herhangi bir yere T'yi yerine yazacağım. Mesela şurada yerine yazsam. Alttakine yere yazıyorum arkadaşlar T'yi. Aldım. Şu alttaki boşlukta çözelim. 3 kilometre bölü saat diyorum. 3 kilometre bölü saat çarpı 3 dedim arkadaşlar. Çarpı kilometre, ama sonucum kilometre çıkacak. 1 artı 1 bölü 5 dedim. Bu da metre dediği için arkadaşlar 3'ü neyle çarpayım bir de? 1000 ile çarpayım. Değil mi? Buradan ne gelecektir bana? Şunu dağıttığım zaman 1000 ile çarpacağım. 3000 artı 600 mü gelecek? Bu da 3005'te 1 600. 3000 artı 600, yani 3600 metreymiş ev ile okul arasındaki mesafe. Nasıl soruydu? Ortanın üstü soru arkadaşlar. Kolay bir soru değildi bu soru. Bunu belirtelim. Ve alttaki sorumuza geçelim. Alttaki sorumuzda bize ne diyor? Diyor ki bir yarışta birinci olan yarışmacı yarışı bitirdiğinde ikinci ile arasında 36 metre, üçüncü ile arasında 80 metre fark oluşmuştur. İkinci olan yarışmacı yarışı bitirdiğinde üçüncü ile arasında 52 metre fark olduğuna göre
Yarışmanın kaç metrelik mesafede yapıldığını bulun arkadaşlar. Bu da yine zor soru tipi bu, ama karşınıza bakın kazanım testlerinde veya herhangi bir kaynağı çözdüğünüz zaman zor şey testlerinde gelir arkadaşlar. Zor hız problemleri testlerinde karşınıza gelecektir bu soru tipi. Zor bir soru ama klasikleşmiş artık bir soru. Yani orijinal diyemeyiz buna. Nasıl yapacağız? Şöyle başlangıç bitişi olan bir pist olsun. Burası başlangıç. Burası da bitiş olsun arkadaşlar. Diyor ki bir yarışmacı. Bir yarışta birinci olan yarışmacı. Bir tanesi birinci olmuş olsun. Şu birinci oldu. Yarışmacı. Bu birinci diyelim arkadaşlar. Yarışı bitirdiğinde ikinci ile arasında 36 metre varmış. Burada ikinci olsun. İkinci. Bunların arasındaki mesafe neymiş? 36 metre. Üçüncü ile arasında 80 metre varmış. Şurada üçüncü olsun. Şimdi 36 burada. O zaman buraya ne kalacaktır arkadaşlar? 80'e tamamlaması için. 44 mü kalacak? 44 metre. Birincinin diyor bunun arasındaki mesafe böyleymiş. Sonra ikinci olan yarışmacı yarışı bitindiğinde ikinci duruma geçiyorum arkadaşlar. Ne olacak? Buradaki ikinci yarışı bitirecek. Yani şuraya gelecek. Onu da şöyle yapalım. Şu yukarıda gelmiş olsun arkadaşlar. İkinci burada. Diğer üçüncü ile arasında ne kadar mesafe kalacakmış arkadaşlar? 52 metre. Üçüncüyü de şuraya yazalım bakın. Bu aradaki mesafe ne olacak? 52 metre olacak diyoruz. Tamam diyoruz. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Burada nasıl bir mantık yürütmemiz lazım arkadaşlar? Şöyle bir mantık yürütmemiz lazım. Bakın birinci yarışı bitirdiği andan itibaren ikinci 36 metre gittiği zaman bakın V2 arkadaşlar 36 metre gittiği zaman aynı süre içerisinde üçüncü yarışmacı ve üç ne kadar mesela gitmiş arkadaşlar? Ne kadar gitmiş? Şimdi toplam 80'den şey çıkartacağız. Hani bu bitişe bunun mesafesi 80 diye. Artık bitişe mesafesi 52. O zaman ne kadar kalmış oldu? 28 değil mi? 28 metre gitmiş oluyor. Tekrar ediyorum. İkinci yarışmacı bu birinci bitirdi. Ondan sonra aynı hızla devam ediyor bunlar. İkinci yarışmacı 36 metre bitirdiği zaman aynı süre zarfında ona m bölü t diyebiliriz. İşte bakın. Metre bölü ya da mesafe bölü t diyebiliriz. Gerçi metre diyor. Bunu da metre bölü t diyeceğiz. Sonuçta bunun hızlarını oranlamış oldum mu? Oldum. Yani bu 36 metre gittiği zaman bu 28 metre gidiyormuş. Hızlarını oranlayacak olursam bunların buradan bana V2 bölü V3 yani ikinci yarışmacının hızının üçüncü yarışmacıya oranı 4'leri sadeleştirecek olursak 9 bölü 7 gelecektir arkadaşlar. 9 bölü 7 değil mi? 4'leri sadeleştirdim. 9 bölü 7. Yani ikinci yarışmacıya 9V dersem V2'nin hızını arkadaşlar 9V dersem V3'ün hızına 7V demem lazım. Diyorum ki tamam bunlar bu zamana kadar da aynı hızda geldilerse eğer nasıl söyleyeceğiz? Şuraya kadarki kısım aynı sürede bunlar yarış aynı anda başlıyorlar arkadaşlar. Buraya kadarki kısım yani x eşittir hatırlayalım x eşittir v çarpı t. Sürelerin bakın burada bu soruda hep süreler sabit. Süreler sabitse yol neyle orantılı olacak arkadaşlar? Hızla orantılı olacak. Dolayısıyla ilk başlangıçtan mesela ilk durumda birinci olan yarışmacı yarışı bitirdiği andaki pozisyona tekrar geri döndüğümüz zaman geri döndük. Bu başlangıçtan üçüncü olan kısma kadar yere ben 3V çarpı ne diyeyim? T diyeyim arkadaşlar. Buradaki T'den burada T1 T1 diye mesela. 3V çarpı T dersem yani buradaki yola şuradaki yola ne diyeceğim? Şuradaki yola arkadaşlar. 9V çarpı T diyeceğim. Çünkü burası da 9V ile orantılı olacak. O zaman bakın bana ne gelecek buradan? 3V çarpı 7V çarpı T artı 44 7V T artı 44 eşittir 9VT olacak arkadaşlar. Burada 44 eşittir 2VT yani VT eşittir 22 olacak. VT 22'ymiş. O zaman diyorum ki bana pistin toplam uzunluğunu soruyordu. Şuraya kadar diyorum. Şu kısma kadar arkadaşlar nedir? 9VT. VT de 22 olduğuna göre buraya kadar kısım 9 çarpı 22 artı şurada ne var bundan sonrası kısımda arkadaşlar? Bakın buraya kadar 9 çarpı 22. Bundan sonra da 36 var. Sonra artı 36 deriz. Oradan sonuca ulaşırız. Bakalım kaça ulaşacağız? Ne gidecek buradan? 18, 18, 198 mi olacak? 180, 18 daha 198 artı 36. Aynen. 99 artı 180 artı 36 buradan ne gelecektir?
4 3 234. 234 metreymiş arkadaşlar bunun toplamı. Dediğim gibi bu soru zor sorudur arkadaşlar. Buna benzer belki farklı soru tipleri çıkartabilirler. Ama aynısı gelirse klasiktir. Bunun da kazım testlerde bile örneği var. Gelelim diğer şeylere. Dedik ki arkadaşlar her hız problemimiz x eşittir v çarpı t'den bulabiliriz. Ama bununla birlikte bazı kısırlarımız da var. Mesela birbirine doğru arkadaşlar iki farklı noktadan birbirine doğru hareket eden araçlar varsa bunların arkadaşlar hızlarını da biliyorsak bunlar arasındaki mesafe hızları toplamı çarpı aradaki geçen süredir arkadaşlar. Hızları toplamı çarpı geçen süre. Bununla birlikte aynı yöne doğru yani birbirlerine doğru değil de bakın, bu iki araç birbirine doğru hareket ediyordu arkadaşlar. Birbirine doğru gidiyordu. Yani zıt yönlerde gidiyorlardı. Bununla birlikte aynı yönde gidiyorlarsa yani biri diğerini peşleyecek şekilde peşinden gidecek şekilde gidiyorlarsa arkadaşlar. Bu durumda da aralarındaki mesafe yine AB mesafesi eşittir. Hızlar farkı çarpı geçen süre. Bu şekilde gelecek bize. Baktım iki araç A ve B noktalarından aynı anda aynı yöne doğru hareket ediyorlar. A noktam var arkadaşlar. Bir de burada B noktam olsun. İki aracım var. Birisi V1 olsun. Bir de V2. Ne diyor? Aynı anda aynı yöne doğru. Ha. O zaman ne yapacağız? En son yaptığımızı silelim. Aynı yönde dediği için arkadaşlar V2 de bu tarafa doğru çekti değil mi? V2. A'dan hareket eden hızı 90 km bölü saat. Bunun hızı V dediğim şey V1 dedim neymiş? 90 km bölü saatmiş arkadaşlar. B'den hareket eden hızı 70'miş. Bu da 70 km bölü saat. A'dan hareket eden 5 saat sonra C noktasında diğerine yetiştiğine göre AB'nin uzunluğu ne kadardır? Az önce söylemiştik AB'nin uzunluğu buna x dersem x eşittir. Bunların hızları farkı 90 eksi 70 çarpı t. T de 5 olduğu için arkadaşlar ne gelecektir buradan? 90'dan 70'i çıkartırsam 25'e çarparsam 100. Bu formülden buldum. Peki formülden bulmasam bunu nasıl yapacaktım? Ben formülü hatırlayamadım. Ne yapacağım işte? Bakın şurada bir C noktasını yakaladıklarını düşünün. Birbirinin C noktasını yakalamışlar. Bu C yerine kadar arkadaşlar. Bu 9 çarpı 5 gitmeyecek mi? Değil mi? 90'la gidiyor. Pardon. 90 çarpı 5 bir mesafe alacak değil mi? Bak 90 km bölü saat hızla gidiyor. 5 saat gitti. 90 çarpı 5 yani 450. Yine bu arada diyelim. Şu arada arkadaşlar 70 de gidiyordu. 5 saat giderse ne kadar olacaktır? 350. 450 burada var. 350 aşağıda var. Demek ki şu kısmın ne olması lazım? Bu arada kalan kısmın 100 olması lazım. Toplamların birbirine eşit olması için. Yani ikinci yoldan da böyle bulabilirsiniz. A ve B kentlerinden birbirine doğru aynı anda harekete başlayan iki aracın saatteki ortalama hızları sırasıyla 100 ve 70'miş arkadaşlar. Bu iki araç hareket ettikten 3 saat sonra karşılaşıyorsa A ve arasındaki uzaklık ne kadardır demiş. Bu da yine direkt formül olarak gelebilir. Hızları toplamı çarpı ne diyoruz? Bir tanesi 70'miş arkadaşlar. 70 km bölü saat. Diğeri de 100 km bölü saatmiş. Birbirlerine doğru hareket ediyorlarmış. 3 saat sonra karşılaşıyor. Zaten 3 saatte şu ne kadar gider? 70 çarpı 3'ten 220 gidecektir arkadaşlar. Pardon, 210 gidecektir. Diğeri 3 saatte 300 gidecektir. Değil mi? Bu ikisini toplayacağım. 210 artı 300 eşittir 510. Ama hiç bunları çizmeden kısa yolum neydi? Hızlar toplamının t ile çarpılmış hali. Bunların toplamının t ile çarpılmış hali ki t'yi de zaten bize buradan 3 olarak yapmış. Yani 170 çarpı 3'ten yine 510 geliyor arkadaşlar. Kısa yoldan da 510'u bulabiliyoruz. Baktık tren soruları var bile. Trenler işte birbirine doğru gidiyorsa falan bağlı hız da burada biraz işin içine giriyor. Sayısalcısınız zaten. Fizikte gördüğünüz bağlı hız da burada işin içinde olacak. Bakalım. İki trenin birbirine geçmesi ön kısımlarının karşılaştığı andan arka kısımlarının birbirini geçtiği ana kadar geçen süredeki hareketini belirtir diyor. Yani bunlar birbirini geçti diyebilmemiz için önler karşılaştıkları andan arkalarının şöyle karşılaştıkları ana kadar ki geçen süredir arkadaşlar birbirini geçmesi. Tamam. AB olsun diyor arkadaşlar. Birbirlerini T dakikada geçsinler. Bu durumda iki tren T dakikada aynı yöne doğru giderken hızları farkının
zıt yöne doğru giderken hızını toplamın ile AB metre yol alır diyor. Yani burada birbirine göre arkadaşlar şöyle giderken daha hızlı gidecekler de yani birbirlerinin daha bu aradaki mesafeyi daha hızlı kat edecekler. Dolayısıyla işte bunların arası A olsun, bunun B olsun. Ne diyeceğim? A artı B eşittir. V A teren olsun. A E A artı V B çarpı T diyeceğim arkadaşlar. Eğer zıt yöne gidiyorlarsa da A artı B eşittir diyeceğim. Yine A artı B eşittir. Defa V A eksi V B çarpı T diyeceğim. Yani birincideki sürenin daha kısa olacağını görüyorsunuz. İkisinin toplamının T ile çarpımı aynı sabit verirken diğerinin ikisinin farkının T ile çarpımı aynı sabit veriyor. Bunu dikkat edelim. Bu birbirlerine göre bu biraz zor kısmı yani arkadaşlar açıkçası. Ama daha çok karşımıza nasıl çıkıyor? Trenleri tünelden geçiriyor. Öyle sorular daha çok çıkıyor. Bir trenin bir tüneli geçmesi demek arkadaşlar. Trenin ön kısmının tünele girip arka kısmının tünelden çıktığı ana kadar geçen süredeki hareketini belirtir. Şuradan girecek. Buradan bunu girdi. Arka kısmı şuradan çıkacak arkadaşlar. Yani aslında ne kadar yol alması lazım? Trenin boyu artı tünelin boyu alması lazım arkadaşlar. Yani TL'ye kadar yol alması gerekiyor aslında. Bunu biz tamamen çıktı diyebilmemiz için burada da x artı y diye söylemiş. Bir sonraki sorumuza baktık. 9. soruya. 150 metre uzunluğundaki bir tüneli saatte ortalama 60 km hızla 30 saniyede geçen trenin boyu kaç metredir diyor arkadaşlar. Bir defa ne kadar süre almış ona bakalım. Yani geçmesi için ne olması lazımdı? L tren artı L tünel arkadaşlar. Bu ikisini de toplamını geçmesi lazım ki biz geçmiş olsun diyelim. Yani geçmiştir diyelim. Zaten 150 metre uzunlukta bir tünel demiş. Tünelin uzunluğunu 150 metre olarak vermiş. 150 artı x diyelim buraya. X de nedir? Trenin boyu. Eşittir. Hız çarpı zaman diyeceğiz arkadaşlar. Ama bakın metre cinsinden verdiği için metreye çevirebilirim. Şimdi 600 bu ne olacaktır? 6000 metre olacaktır arkadaşlar. Çarpı süre olarak da 30 saniye demiş. 30 saniye 1 saatin 1/60 birinin yarısıdır, değil mi? 1/60 bir olsa 31 dakika olur, 60 saniye olur. O zaman 1 bölü 60 çarpı 1 bölü 2 diyebiliriz arkadaşlar. Bakın bunu şey cinsinden verdik ya, süre cinsinden verdik. Bu şekilde söylüyoruz. Şurada 60'ları götürecek gitse. Şuradaki 2 ile bakın birini sadeleştirsek. Olacaktır 500. X artı 150 500 ise X 350'dir diyebiliriz. Bu şekilde yine birimler arasında dönüşümde yapmış olduk. Saatteki hızları 40 ve 80 km olan iki tren karşı hareket ettiğinde birbirlerine 6 saniyede geçtiklerine göre trenlerin boylarının toplamı ne kadardır? Şimdi boyların toplamı burada mesela x bir tanesinin x olsun, diğerinin y olsun. X artı y eşittir ne diyorduk arkadaşlar? Bunların hızları toplamı çarpı süre. Hızları toplamı 40 artı 80 ama ne bu? Kilometre bölü saat değil mi arkadaşlar? Kilometre bölü saat. Saat diyor ya. Hızları çarpı. Bu 6 saniyeyi saate çevirmem lazım. Ne yapayım? 6 saniye. 6. Bir defa bunu metreye çevirelim önce. Şurada bize ne geldi? 120. 120 çarpı metre dersem 1 kilometre 1000 metre olacağı için 120 bin olacak. Çarpı. 6 saniyede neye çeviriyorum arkadaşlar? Saate çeviriyorum. 6 bölü 60 dakikadır çarpı. Bu da 1 bölü 60 saattir diyeceğiz arkadaşlar. Buradan gelecek. Buradan şu 60 ile buradaki 60'ı götürsem 2 kaldı. Şuradaki 0 ile buradaki 0'ı götüreyim diyorum. Bu 6'larda birbirini götürür zaten. Ne gelecektir? 200. Demek ki bunların toplamı 200 metreymiş arkadaşlar. Trenlerin boyları toplamı 200 metreymiş. Birinci sorumuza baktık. 60 metre uzunluğundaki bir tren sabit hızla birinci tüneli 15 saniyede 200 metre uzunluğundaki ikinci tüneli 26 saniyede geçtiğine göre birinci tünelin uzunluğunun kaç metre olduğunu bulun. 60 metre uzunluğundaymış. Şimdi birinci tüneli 15 saniyede geçmiş. 60 metre trenin uzunluğu arkadaşlar artı tünel 1 diyelim. Yani x1 x1 birinci tünelin uzunluğu olsun arkadaşlar. Eşittir ne diyeceğim? 15 saniyede geçmiş. 15 çarpı t diyeceğim, değil mi? Çünkü 15 saniyede geçiyormuş. Pardon. 15 çarpı v diyeceğim. Hızları sabit diyor arkadaşlar. Hızları da v olmuş olsun. Eşittir dedim bu. Sonra 200 metre uzunluğundaki tren ise diyor.
Yine trenin yine kendi boyu 60. Şeyin boyuna baktığımız zaman trenin boyuna 200 metre uzunluğunda demiş. 200 eşittir 26 saniyede geçiyor diyor. 26 çarpı v diyeceğim. Aynı hızlar aynı. Buna baktığım zaman 260 eşittir 26 çarpı v diyor. Dedim ki demek ki 26'da sadeleştirsem v bana buradan 10 gelecek. 10 metre bölü saniye geliyor. Yerini izleyecek olursam 60 artı x1 eşittir 15 çarpı 10'dan 150 edecek. Yani x1 bana buradan 90 gelecektir diyorum. Burada dairesel hareketlerde de aynı. Eğer birbirine doğru hareket ediyorsa arkadaşlar, az önce hani iki farklı noktadan birbirine doğru hareket eden hareketlerin durumları burada da geçerli olacak. Yani hızlar toplamının, yani bu çevre eşittir diyeceğim. Çevre eşittir. V1 artı V2 çarpı T. Peki burada zıt yöne değil de aynı yöne doğru hareket ediyorsa, bu defa büyük olanından küçük olanın hızını çıkartıp T ile çarptığım zaman yine çevreyi bulanın aldıkları yolu bulacağım. Yani bu dairesel pistin çevresi bana gelecek. Buradaki açıklamalarda da ondan bahsetmiş. Dairesel bir pistte zıt yönde aynı noktadan aynı anda 14 metre bir dakika ve 16 metre bir dakika hızlarla hareket eden iki bisikletle 18 dakika sonra karşılaştığına göre pistin çevresinin uzunluğu ne kadardır diye sormuş. Çevre eşittir. Az önce söylemiştik. Eşittir. Zıt yönlere doğru gidiyorsa hızlarını topluyorduk. 14 artı 16 metre bir dakika çarpı 18 dakika. Buradan dakikalar gider. Direkt metre gelecektir. Yani buradan bana 30 çarpı 18 mi gelecek? Öyle geliyor. Burada ne gelecektir? 54.540. 540 metreymiş demek ki bu dairesel pistin çevresi. Dairesel bir pistte aynı noktadan aynı yöne 20 metre bir dakika ve 35 metre bir dakika hızlarla aynı anda harekete başlayan iki koşucu 38 dakika sonra tekrar yan yana geldiklerine göre pistin çevre uzunluğu kaç metredir? Aynı anda aynı yöne doğru diyor. Aynı yöne doğruysa ne yapacağım? Hızları çıkartacağım. Sonra geçen süreyi çarpacağım. 38'e çarpacağım. Pistin uzunluğu gelecek bana. Yani çevreyi bu şekilde buluyorduk. 15 çarpı 38 diyeceğiz. Buradan ne gelir bize? 380 artı 190 mı gelecek? 8, 15 çarptık. 0 elde var 4. 15, 190, 8, 3. ,570 geldi. Demek ki 570 metreymiş. Ondan soruya baktık. Şekildeki çevresi 200 metre olan piste diyor. Burada soruyu almayı unutmuşum arkadaşlar. Buradaki pisti göstermeyi unutmuşum. O yüzden bu soruyu geçebiliriz. Direkt altta şekil soruya bakalım. Diyor ki şekilde çevresi 120 metre olan pistte A'dan 5 metre bir saniye ve B'den 10 metre bir saniye hızla aynı yönde aynı anda hareket eden iki yayanın kaç saniye sonra üçüncü kez karşılaşacağını bulalım. Şimdi bunların arasındaki mesela çevresi ne kadarmış? 120'miş değil mi arkadaşlar? 360, 120'miş. 360 derecedir bir dairenin tamamı. 360 dereceye 120 metre düşüyorsa şuradaki 120 derecelik yere ne kadar düşecektir? Üçte bir olduğu için bunun üçte bir olacaktır. 40 metre düşecektir. Yani şu aradaki mesafe neymiş? 40 metreymiş. Bunlar aynı yöne doğru hareket ettiğine göre ne yapacağım? 40 metre eşittir diyeceğim. Büyükten küçük çıkaracağım. 10 eksi 5 çarpı t. Buradan 40 eşittir 5 çarpı t. T eşittir 8 gelecek arkadaşlar. Yani ilk karşılaşmayı 8 saniye sonra karşılaşacaklar. İlki. Birincisi 8 saniye sonra. Sonra ikincisi 8 saniye artı. İkincisi ne olacaktır? Bunların toplam çevresi ne kadardı? 120 idi. Bak işte 120 eşittir diyeceğim. Bu defa hızları farkı diyeceğim yine. Hızları farkı yine 5. 5 çarpı t diyeceğim. Buradan t bana 24 gelecektir. İkinci 24 saniye sonra. Üçüncüsü yine 24 saniye sonra. Çünkü birer tam tur atması lazım karşılaşabilmesi için. Buradan 48 artı 8'den 56. Demek ki üçüncü kez karşılaşması için 56 dakikanın geçmesi gerekiyormuş. 56 saniyeni düzelteyim. 56 saniye. Şöyle bir olarak saniye vermiş.
Şimdi bağlı hareketler, bunu fizikte yine görüyorsunuz Ufuk. Nehirlerdeki hareket problemlerinde A noktasından B noktasına akıntı yönünde giderken akıntının hızı VA, yüzücünün ya da nesnenin hızı VY olsun. V eşittir VA artı VY olacaktır. Yani akıntı bizi destekliyorsa hızımıza onun hızını ekliyoruz. Yok, akıntıya ters gidiyorsak, yani akıntı bizim hızımızdan çalıyorsa arkadaşlar, o zaman ne yapacağız? Bizim hızımız eksi akıntının hızı diyoruz. Akıntının hızı bizim hızımızdan yüksekse o zaman zaten sürüklenme hadisesi oluyor. Yani sürüklenip gidiyor. 16'ya baktık. Bir tekne akıntıya karşı 18 dakikada gidebileceği mesafeyi akıntı yönünde 12 dakikada gittiğine göre teknenin hızının akıntının hızına oranında bulunuyor. Bir tane mesafe olsun. Şu tekne buradan A'dan B'ye gidecek. A'dan B'ye. Önleniyor akıntıya karşı. Bu V tekne olacak. Ve akıntı da bundan çıkartacağım. Değil mi? Akıntı bu tarafa doğru olduğu için arkadaşlar çıkartıyoruz. Ve akıntı ve akıntı. Ne yapacağım? V tekne eksi V akıntı. Bunun normal hızı bu olacak yani. Artık bu hareketteki hızı, yani bağıl hızı, yani bileşki hızı diyelim. Bu olacak. Bunu neyle çarpacağız? 18'de eşittir. Çarpı 18 eşittir diyorum. Aynı AB mesafesi değil mi? Evet. Bu defa geri dönerken teknenin hızıyla akıntının hızı aynı yönde olacağı için bunları topluyorum. VT artı VA çarpı 12 diyorum. 12. Buradan her iki tarafı şuradayken sadeleştirdiğim zaman 6 ile sadeleştiriyorum. Buradan 3 geliyor. 6 ile sadeleştirdim. 2. Sonra dağıtıyorum. 3 çarpı VT eksi 3 çarpı VA eşittir 2 çarpı VT artı 2 çarpı VA. Bu tarafa attım. Bu tarafa attım. Şu 2 VT'yi. VT, yani teknenin hızı, VT dedim. Teknenin hızı VT eşittir 5 çarpı VA. Teknenin hızının akıntının hızına oranı neydi diyor? 5 katıdır bakın. VT eşittir VA. O zaman cevabımız 5 gelecek. Burada bir helikopterle ilgili yine o bileşke hız mantığından hareket etmemiz gereken bir soru var. Ondan sonra alıştırmalara bakacağız. Helikopterin hızı 240 km bölü saattir. Helikopter deposunda 12 saat yetecek kadar yakıt varken arkasından 80 km saat hızla esen rüzgarlı bir havada helikopterin en fazla kaç kilometre uzağa gideceğini bulunuyor arkadaşlar. Nereden esiyormuş? Arkasından esiyormuş. Arkasından esiyorsa buna ne yapar? Destek verir, değil mi? 240 kendi hızıydı. Arkasından da 80 geldi. Çarpı 12 dersek sonuca ulaşacağız. Buradan da 32 çarpı 320 çarpı 12 ne olacaktır? 320 12 ile çarptığımız zaman 0 4 ondan sonra bunları aynen yazalım. 0 2 3 topladık. 384, yani 3840 metre gidebilirmiş. 40 kilometre gidebilirmiş. 3840 kilometre bayağı bir varmış yani. Türkiye'yi bir iki defa doluyor. Gelelim buradaki sorularımıza. Son kaç sorumuz kaldı? Son birkaç sorumuz var. Bir araç 4 saatte gitti yolu 7 saatte geri dönüyor. Giriş hızından 30 kilometre fazla olduğuna göre yolun uzunluğu ne kadardır? Hemen şöyle yolları çizecek olursak A ve B yollarını çizdim. 4 saatte gitti yolu 7 saatte geri dönüyormuş. 4 saatte gidecek, 7 saatte geri dönecek. O zaman mesela V ilk diyelim. V1 diyelim. Burada V2 diyelim. V1 çarpı 4 eşittir. V2 çarpı 7 olacak. Yani V1'e biz 7K dersek V2'ye 4K dememiz lazım. Diyor ki giriş hızından 30 km fazladır. Yani 7K eşittir 4K artı 30 dememiz lazım. 30, yani 3K eşittir 30 olacak. K eşittir 10 olacak. K 10. Buna göre yol uzunluğu ne kadar sormuş. K 10 dersek burada 70 çarpı 70 çarpı 4 80 olacaktır. Burada yerine yazdım. 180 geliyor. Bir araç A'dan B'ye toplu şu kadar gidiyor demiş. Çizelim bunu da. A var. B var.
var? A'dan B'ye 10 kilometre bölü saat hızda bu toprak dolanmış. Buna 30 kilometre bölü saatte gidiyor. B'den C'ye de ne kadar da gidiyormuş burada da? B'den C'ye de burada asfalt yol varmış. Burada da 90 kilometre bölü saat hızda gidiyormuş. Şu oranı vermiş. Diyor ki BC 3 katı AB'dir. Yani buraya x dersen buraya 3x diyeceğim diyor. Toprak yol asfalt yolun 3 katıymış. Buna göre ortalama hızı ne kadardır? Ward neydi ver ortalama hız? Toplam yol bölü toplam zamanda. Bundan hareketle toplam yol nedir? 4x'tir değil mi? 4x bölü toplam zaman da arkadaşlar yolu hıza bölersem zamanı bulurum. Yani 3x bölü 30 artı x bölü 90'dır. Bunu 3 ile sadeleştirirsem, 3 ile genişletirsem arkadaşlar düzeltiyorum. 4x bölü 9x, 1x daha 10x, 10x bölü 90 olacak. Yani x bölü 9 olacak arkadaşlar. 4x bölü 1 çarpı 9 bölü x. Bunları sadeleştirirsek 36 gelecek. Zaten hızın ne gelmesini bekleriz biz? Ortalama hızının 30 ile 90 arasında olmasını bekleriz. Dediğim gibi şıklarda mesela 20 görürseniz, 30 görürseniz, 90 görürseniz onları direkt elemeniz lazım. Aralarında 60 kilometre uzaklık bulunan iki araç aynı anda aynı yöne doğru hareket ediyor. Arkadakinin hızı 80 kilometre, öndekinin hızı 70 kilometre olduğuna göre arkadaki araç öndeki araca kaç saate yetişir? Ne yapıyorduk burada? Aradaki mesafe 60 eşittir hızlar farkı çarpı t diyorduk. Yani 80 eksi 70 çarpı t demem lazım. T bana buradan ne gelecektir? 6. Bu soruma geldim. AB yayının uzunluğu 50 metreymiş. Ufuk olduğuna göre diyor. Şekil 50 metre olup şekilde gösterildiği gibi iki hareketli aynı anda harekete başladıktan 46 dakika sonra ikinci kez karşılaştığına göre 46 dakika sonra ikinci kez karşılaşıyormuş. Pistin çevresi ne kadar duruyor? İlk kez ne kadar karşılaşır? Bu arasındaki o mesafe 50 ya. 50 eşittir hızlar farkı çarpı t. Hızlar farkı da 25 eksi 20 yani 5 çarpı t. T bize buradan 10 gelecektir. 50 eşittir. İlk hız karşılaşma 10 saniye sonra. Sonra diğeri de 36 saniye sonra oluyormuş. Niye? Çünkü ikinci karşılaşması, ikinci kez karşılaştığında 46 saniye geçiyormuş. Yani 46'dan 10 çıkartırsam 36. Demek ki bunların hızlar farkının yani çevre ne diyorduk? Çevre eşittir. Aynı yöne doğru gidiyorsa hızlar farkının yani 5 çarpı geçen süreydi. 5 çarpı 36 hızlar farkının çarpı geçen süre bize çevre uzunluğu verecektir. O da 180 geliyor. Son 3 sorumuz var. Onlara da bakalım hemen ufuk. Diyor ki bir yüzücünün durgun sudaki hızı 20 metre bölü dakikadır. Akıntılı sudaki hızı 10 metre bölü dakikaymış. Akıntıya karşı olduğu zaman böyle. Yüzücü akıntıya karşı açılıp belli bir süre yüzerek tekrar geri döndüğüne göre yüzücünün ortalama hızı ne kadardır? Şimdi burada kıyı olsun. Buradan açılıyor yüzücü. Akıntı gerçi böyle kıyı olduğu zaman akıntı diye karşı olmaz. Onu söyleyeyim. Bir nehir var diyelim. Nehir. Yüzücü bu tarafa doğru yüzecek. Normal hızı ne? 20 metre bölü dakika. Değil mi? Suda akıntının hızı ne kadar olacaktır? Akıntının hızı ilk baştan buna ters olacak. 10 metre bölü dakika olacak. Çünkü sudaki hızı 10'muş. 20'den 10 çıkartmam lazım ki 10 kalsın. Değil mi? 10 oluyor. Sonra bu bir yere kadar gidiyor. O zaman bunun giderkenki hızı ne olacaktır? 20 eksi 10'dan. Şuraya giderken hızı, bu tarafa doğru giderken hızı 10 metre bölü dakika. Peki gelirkenki hızı ne olacak? Bu defa bunları toplayacağım. Bu da 30 metre bölü dakika olacak. 30 metre bölü dakika. Bunların şeyi nedir diye sormuş. Ortalama hızı ne kadardır? Ward diyeceğiz. Ward. Hani bir tane 2 çarpı V1 çarpı V2 bölü V1 artı V2 var ya böyle formül ekstra. Buradan bunu çözebiliriz. Kullanmamıza gerek yok demiştim ama kullanalım mesela burada. Eşittir. 2 çarpı 10 çarpı 30 bölü 10 artı 30 diyeyim. Buradan 40 gelecek.
2 çarpı 2 çarpı 300'den olacak 150. 5 çarpı 30 diyelim. Değil mi? 150 demeyi seçelim. Eşittir. 40 çarpı 80. Pardon, buradan geliyor. 8 çarpı 5 diyelim. Değil mi? 8 çarpı 5. Şu 5'ler gitsin. Şu 4 ile buradaki 8'in 4'ü gitsin. 2 kalsın. 10, 30'u da 2'ye bölelim. 15 kalsın. Demek ki ortu 15'miş. Baktık 15. soruya. İzmir Mavi Treni belli bir noktadan 5 saniyede ve İzmir'in Burca ilçesi ile Şirinyer semti arasında bulunan 2000 metrelik Şirinyer tüneyinden 30 saniyede geçmektedir. Belli bir noktadan 5 saniyede geçiyor dediği nedir? Hızı. Saniyede yani 5 metre bölü saniye mi oluyor? Yok, kendi boyunu 5 saniyede alıyor. Anladım. Kendi boyunu arkadaşlar 5 saniyede alıyor demiş. Şirinyer arasındaki diyor. Burca ile Şirinyer semt arasında bulunan 2000 metrelik Şirinyer tünelinde 30 saniyede geçiyor. Demek ki tünel aslında ne kadar geçiyor? 2000 arkadaşlar aslında 5 saniye zaten kendisini geçiyor, değil mi? 25 saniyede geçiyor. O zaman 25 çarpı T diyebiliriz. Buradan 25 çarpı V diyebiliriz arkadaşlar. Buradan neye ulaşırız? Buradan V'ye ulaşabiliriz. Tamam. Trenin boyu kaç metre olduğunu bulun. V çarpı 5 yaptığım zaman da trenin boyu gelecektir. Bundan 25'i 200'e bölersem bana gelecektir 8. Yani 80. V'si 80'miş. 80 metre bölü saniyeymiş. 5 yaptığım zaman buradan 400 olacak. Trenin hızının ne kadar olduğunu bulun. 80 metre bölü saniye. Ama bize ne diyor? Kaç kilometre bölü saat olduğunu buluyor. Bunu kilometreye çevireceğiz. Bunu da saate çevireceğiz. Orayı artık size bırakıyorum. Son sorumuza da bakalım. Dersimizi böylece sonlandıralım. Şekilde hızları V1 40 metre bölü saat, kilometre bölü saat ve V2 80 kilometre bölü saat olan iki hareket aynı anda zıt yönlerde birbirlerine doğru harekete başlıyor. İki hareketlinin kaç saat sonra karşılaşır diyor. Bu kolay bir soru olmuş. 600 eşittir hızlar toplamı çarpı T diyorduk. 40 artı 80 çarpı T diyeceğim. T de bana buradan 5 gelecek. Demek ki 5 saat sonra karşılaşacak. Var mı sorumuz Ufuk? Yok hocam. Teşekkür ediyorum sabırla dinlediğin için. Bir Hocam sonraki ben ders teşekkür ederim.